Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yaprak bitiyle nasıl mücadele edilir onu göstereceğim. Yaprak biti şöyle gösterelim. Elma ağaçlarında genelde bulunuyor. Şöyle yaprakların altında bulunan. Şunu görüyor musun? Gri yaprak böceği. Bir de bunların yeşil olanları var, kırmızı olanları var. Bayağı ağacı ele geçirmişler gibi. Bunlar zamanla şöyle yapraklar büzüşüyor, nefes alamıyor. Sonrasında ise yavaş yavaş dalın çürümesine, sonra gövdenin çürümesine, ilerleyen zamanlarda ise komple ağacın çürümesine bile sebep olabiliyor. Şu tarafta şunları da gösterelim. Bayağı bir istila altında şu anda. Şu orta taraflar falan göstersene, diğer taraflar. Yapraklar büzüşmüş. Bir de şurayı gösterelim. Koloni gibi istila etmiş. Diğer ağaçlarda falan da var. Şimdi bu yaprak bitiyle mücadele için normalde bir doğal bir çözüm yöntemi var. Yeşil soğanı ince ince doğrayıp bir gün suda bekletiyorlar falan. Onu denemek istiyordum ama şimdi bayağı bir istila altında olduğu için de uzun zamandır ilaçlama yapmadım. O yüzden normal bir ilaç almıştım. Şimdi o ilacı göstereceğim size. Şimdi burada yaprak biti için Gold Plan diye bir toz ilacımız var. Normalde doğal çözümler, yani o yeşil soğan dediğim muhabbeti kullanmak istiyordum ama şimdi istila bayağı bir çok olduğu için mecburen ilaç kullanmak zorundayım. Hani daha hızlı etkisi göstersin diye. Şöyle tarım ilaçları satan yere gittim. Gold Plan şunu verdiler bana. Şöyle göstereyim. Yarım yemek kaşığı şu pompaya atacağım. Artı aynı zamanda elma iç kurdu için Judo Extra diye bir ilacımız var. Bunu da kullanacağım. Bundan da bir kapak dökeceğim. Şöyle bir depoya bir kapak dökeceğim. Şimdi bundan karışımı hemen hazırlayalım. Şöyle mavi bir ilacımız var. Yarım yemek kaşığı kadar. Şöyle ilacımızı attık. Üstüne su gelmesin. Şimdi... Şöyle suyu ekliyoruz üstüne. Bu yaprak biti için olan ilacımızdı. Gold Plan diye. Şimdi bir kapak da üzerine şey ekleyeceğim. Elma iç kurduğu için olan ilacımızı ekleyeceğim. Şöyle bundan da bir kapak kadar. Birazcık dökelim. Suyu. Şimdi depoyu dolduralım. Evet, iki ilacı da pompaya döktük. Şu an pompa 15 litre, yani 15 litre su ekledim. Şimdi ağaca ilacı uygulayacağız. İlacı uygularken komple ağacı yıkamamız gerekiyor. Yani yaprakların altına kadar her şey ulaşması lazım. İlacı uygularken mutlaka koruyucu maske, gözlük ya da uzun kol falan bir şeyle giymeyi unutmayın. Ben bulamadım diye giyemedim.
Evet arkadaşlar, ilaçlama bitti. Ortalama bir 20 tane yakın bir ağacım falan vardı. Hepsini ilaçladım. İlaçlama bitti. Sonucunu birkaç gün içinde shorts videolara çekeceğim. Hani nasıl etki göstermiş diye o şekilde paylaşacağım. Umarım işinize yarar bu video. Sonraki videolarda görüşürüz.